Son buzul çağı sona erdiğinde toprak ısınmış ve bereketini sunmaya başlamıştı. İnsan avcı toplayıcı ataları gibi beslenmek için günlerce yürümek zorunda kalmayacaktı. Toprağı işleyebiliyor, hayvanları güdebiliyordu. Evcilleştirme, göçebe hayatı tamamen terk etmesine neden oldu. Nüfus hızla artmaya başladı. Bu, tarihte tarım devrimi olarak adlandırıldı. Avcı toplayıcı atalarımız eşit bir yaşam sürerken, tarım devrimi sosyal değişimi de beraberinde getirmişti. İnsan özgürlüğünü tarımsal ve hayvansal ürünleri yetiştireceği sistemle ikame etti. Günümüzde sayıları yaklaşık olarak 200 bini bulan çiçekli yabani bitki türü mevcuttur. Bu çiçekli yabani bitki türlerinin sınırlı bir kısmı insanlar tarafından tüketilmektedir. Ve bunlar arasında özellikle bakliyatlar yıllık üretim hacmi olarak en önemli yeri tutan tarımsal üründür. Bugün yılda 75 milyon ton üretilen baklagiller, sürdürülebilir dünya gıda güvenliği için hayati öneme sahip. Yemeklik tane baklagillerin dünyaya ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde dahil olduğu bir yöreden yayıldığı, buradan orijin alındığı bilinen bir bilimsel gerçek. Nohut özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir yabani akrabasından günümüze kadar ulaşmıştır ve dünyaya yayılmıştır. Benzer şekilde mercimek de yine Güneydoğu Anadolu'da bulunan bir yabani akrabasından türetilmiştir, kültüre alınmıştır ve günümüze kadar getirilmiştir. Binlerce yıldır bu topraklarda yetiştirilen baklagiller yine bu topraklarda işlenerek dünya piyasasına sunuluyor. Geleceğin gıdası olarak adlandırılan bu tohumlar Anadolu mutfak kültüründe geniş yere sahip. Baklagiller her zaman önemli bizim mutfağımızda. Anadolu toprakları zaten mercimeğin, bezelyenin ve nohutun ana gen kaynakları, gen merkezleri. Dolayısıyla bu topraklarda hep yenmiş bu son 10 bin yıldır domestike edilerek yani evcilleştirilerek kullanılmış mutfağımızın temel ürünlerinden. Dolayısıyla hem protein hayvandan alamadığımız bitkisel proteini almışız. Yanına da buna bir ot eşlik ediyorsa çok dengeli, çok sağlıklı bir beslenmeyi yaratmış kadınlar. Bitkisel protein, vitamin, mineral ve lif yönünden zengin bu tohumlar, gelecekte yaşanması muhtemel gıda krizlerinin çözümü olabilir. Tüketim şekilleri, ülkelerin geleneklerine göre farklılık gösteren yemeklik baklagiller, 2 milyardan fazla insanın protein kaynağı. Güney Asya'da atıştırmalık olarak da tercih edilen bu tohumlar tıpkı Anadolu geleneğindeki gibi yeşillikle birlikte tüketilir. İnsan beslenmesinde bitkisel proteinlerin %22'si ve karbonhidratların %7'si yemeklik tane baklagillerden sağlanır. Bu nedenle baklagiller temel besin grupları arasında yer alır. Hindistan ve Pakistan dünyada en fazla nohut ekim olanlarına sahip ülkeler arasında. Hayvansal proteine göre ulaşılabilir fiyatlar bu tohumların tercih edilmesinin en önemli nedeni. Zengin besin değerleri sayesinde uzun süre tok tutan baklagiller, giderek artan nüfusu doyurabilecek üretim potansiyeline sahip. Bu potansiyeli ilk keşfedenler avcı toplayıcı atalarımızdı. Neolitik atalarımız günümüzden 10 bin yıl önce doğadan topladıkları baklagilleri evcilleştirmeye başladı. Evcilleştirmenin ilk izlerine Güneydoğu Anadolu bölgesinin de içinde olduğu Bereketli Hilal adı verilen bölgede rastlandı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7 kilometre güneybatısında Hilar'da yer alan Çayönü Höyük'te ilk yerleşim M.Ö. 10.200 yılına tarihlendirilir. Çayönü yakın doğudaki en uzun süreli, hatta kesintisiz tabakalanma veren bir çanak çömleksiz neolitik höyük. Ki bu kadar kesintisiz tabakalanma veren ve kendi içinde de bütün mimari gelişimlerini gösteren şu ana kadar başka hiçbir yerleşim yok. Bu ne Kuzey Mezopotamya'da ne de Levant bölgesinde. Birçok ilki barındıran Çayönü Höyük'te 1970 yılında yapılan kazılarda özel bir yapı bulundu. Zemindeki kot farkı sadece 1 santimetre olarak ölçülen terrazo zemin kaplaması, arkeologların zihnindeki neolitik algısını değiştirecekti. Açığa çıkartılan yapı yaklaşık 110 metrekarelik bir yapı. Islak zemini olan mekanlarda, tuvalet ve banyo gibi mekanlarda zeminin yalıtılması için daha önce seramikten önce kullanılan bir yöntem bu. Bir kere çok gelişkin ama maalesef ki içi çok temiz. Çünkü Çayönlü aileler özel yapılarının bir ruhu olduğuna inanıyorlar ve onu da yapıyı kullandıktan sonra gömüyorlar. Gömünce de tertemiz bırakıyorlar tabii. Bu da tarihlendirme yöntemi açısından sıkıntı yaratıyor. Ama neyse ki bu bir mimari verilideki bir avantajla sayesinde neolitik olduğu netleşmiş ve o zamandan beri de Çayönü'nün en ekstrem, en özel yapılarından bir tanesi. Arkeolojik kazılar Çayönü toplumunun doğal çevre kaynaklarını bolca kullandığını ortaya koyuyor. Toplum yaşadığı çevreyi öyle çok benimsemişti ki mevsimsel taşkınlara rağmen burada kalmaya devam etti. Doğal afetlerden korunmak için evlerin zeminini yükselterek ızgaralı yapı stilini geliştirdi. Grillerin son evresi, yani PPNB başına kadar hiçbir şey yok. Herhangi bir evcilleştirme süreci yok. Ama çevre çok zengin. Yani yabani baklagiller, özellikle nohut, mercibek, fi çok yoğun tüketiliyor. Ondan sonra emmer, einkorn buğdaylarını topluyorlar. Yani bir tür avcı toplayıcılıkla geçinen yerleşik bir toplum sürecinde. Neolitik toplumlar tarıma başlamış olsalar bile avcı toplayıcı geleneği uzun süre devam ettirdi. Tarımsal üretim toplumu doyurmak için yetersizdi. Bitkilerin evcilleştirilmesi insan yaşamında ekolojik, sosyokültürel, teknolojik ve hatta biyolojik bazı değişimleri de beraberinde getirmiştir. Çayönü'nde ise erken evrelerde edilen yabani bezelyenin pürüzlü bir yüzeye sahip olduğu, daha sonraki evrelerde elde edilen bezelyenin ise pürüzsüz bir yüzeye sahip olan evcil bir bezelye, yani pisum sativum ait tanelerin elde edildiği tespit edilmiştir. Arkeobotanistler işte bu bahsettiğim morfolojik ve biyometrik değişimlerin aslında bir evcilleştirmenin yaşandığının kanıtı olarak kabul etmektedir. Avcı toplayıcılıktan tarım ve hayvancılığa geçişin 1000 yıl boyunca gözlenebildiği bir laboratuvar niteliğinde olan Aşıklı Höyük, günümüzden 10.400 yıl öncesine tarihlendiriliyor. Aşıklı Höyük, Orta Anadolu bölgesinin doğusunun, tarihsel adıyla Kapadokya bölgesinin en eski köy yerleşmesi. Milattan önce tarihlerle 8400-7300 arası diyebiliriz. Şimdi üstünde durduğum zeminin aşağı yukarı 1-2 metre altı. Bu söylediğim en eski tarih 10.400'ler. Şu an üstünde bulunduğum ve de şurada gördüğünüz yuvarlak yapılar milattan önce 8000'ler. Bu alanın en üstü ise 7300'ler. Toplumun özelliği, Aşıklı topluluğu avcı toplayıcı ve göçer yaşam biçiminden tarımcı ya da çiftçi yaşam biçimine geçişin bütün aşamalarını biz hakikaten tabaka tabaka, yıl yıl hatta izleyebiliyoruz. Volkanik bir bölgede yerleşen Aşıklı toplumu zengin ham madde kaynaklarına sahipti. Höyüğün yanından geçen Melendiz Nehri sayesinde bölge bitki ve hayvan çeşitliliği açısından zengindi. Milattan önce 8400'lerde nehir kıyısına yerleşen toplum saz örgü mimariyle geçici barınaklar yaptı. Ardından güneşte kurutulmuş kerpiçle inşa ettikleri oval planlı yapılara geçti. Milattan önce 7900'lerde başlayan kültür katlarında ortaya çıkan dörtgen mimari planlı yapılar bir ya da iki odalı. İçlerinde ocak ve mezar çukurları dikkat çekiyor. Binalar dar koridorlarla birbirinden ayrılıyor. Ocaklar ve atık alanlar toplumun tüketim alışkanlıklarına dair ipuçlarını barındırıyor. Aşıklı toplumunun tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgiler yüzdürülen topraktan su yüzüne çıkıyor. Burada suda yüzdürme yapıyorum. Toprakları yıkayıp bitki kalıntılarını çıkarıyorum. Çünkü bitki kalıntıları tahmin edersiniz çok küçükler ve kazı esnasında bunları ayırt etmemiz, toplamamız mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir sistem geliştirilmiş. Toprağa attığımızda çamur dibe çöküyor ve bitkiler hafif oldukları için su yüzüne çıkıp akıyorlar. Kazılan her bir birimden, arkeolojik bağlamdan biz örnek alıyoruz. Tüm bitkileri ayıklamaya çalışıyoruz. Ve her yerden aldığımız örnekler bize bitki tercihleri, bitki üretimi, tüketimi hakkında veri sağlayabiliyor. Geldikleri andan, yani o dönemden itibaren aslında tarım bilgisine sahipler, uygulamayı da yapıyorlar. Tarım ürünleri olarak seçtikleri buğdaylar var. Onun dışında bakliyatlar var. Bunlar arasında biz mercimek, bezelye, karaburçak ve nohut tespit ettik. ...7300'lerde de gayet sessiz bir şekilde terk ediliyor. Sessiz bir şekilde derken şunu kastediyorum. Herhangi bir felaketle karşı karşıya kalmıyor topluluk. Yani bir volkan patlaması, sel gibi herhangi bir fiziki bir etki yok. Yani şu anki düşüncelerimiz ve veriler ışığında biz bunu doğrudan sosyal nedenlere bağlıyoruz. O sosyal neden de bu geçiş sürecinde... Yani tarıma ya da hayvan evcilleştirmeye geçiş sürecinin başarıyla sonuçlanması. Dolayısıyla da insanların yeni topraklar ve yeni yerler, yeni yaşamlarını devam ettirecekleri yerler aramaya gitmeleri şeklinde yorumluyoruz. Köyler büyümüş, ihtiyaçlar artmıştı. Tarım bilgisini elinde tutan insan artık yeni bölgelerde yerleşim kurabilirdi. Bakliyatlar yaklaşık olarak milattan önce 8500-8000 yıllarında Anadolu'nun da içine alan Verimli Hilal denen bölgede ilk defa evcilleştirilmiştir. Günümüzdeki bütün teknolojik imkanlara, bilimsel bilgiye rağmen bu süreçten sonra farklı temel bir bitki türünün evcilleştirilmemiş olması gerçekten de bu neolitik çiftçilerin bitki çeşidi, bitki kaynaklarını çok iyi gözlemlediklerini bize gösteriyor. Adeta bir genetikçi, ıslahçı gibi bitkileri gözlemleyen neolitik çiftçiler bunları daha sonra evcilleştirme yoluna giriyorlar. Yoksa bu bilgi, bu birikim olmazsa yabani bir mercimeğin evcil bir mercimeğe dönüşmesi mümkün olamazdı. Sahip oldukları tarım bilgisi ve deneyimi iş gücüne daha fazla katılım gerektiriyordu. Toprağın efendisi olan çiftçiler aynı zamanda yeni bir sosyal düzenin tohumlarını filizlendirmişti. Anadolu'nun bereketli topraklarından elde ettikleri hasat çiftçilerin yüzünü güldürüyordu. Farming in a way is about labor, it's about work. And when people are expending effort, when they are working hard, they normally like to be sure that they will benefit from the work that they have done. People want to guarantee that they will also be able to harvest what they have sown, literally, that they will be able to benefit from the efforts that they have made. The generalization that we can make about early farming society and atomization and family organization, really Çatalhöyük is one of the best demonstrations of that anywhere in Western Asia. Orta Anadolu'da Konya Ovası'ndaki en önemli yerleşmelerden biri de Çatalhöyük. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Çatalhöyük toplumu 4 mevsim boyunca aynı yerde yaşıyordu. Bu da çevredeki tarlalarda tarımsal faaliyetler yürütmelerine olanak sağlamıştı. Mevsimsel değişimler hasat edilen ürünün saklanmasını gerekli kılacak ve böylece insanlar evlerin içinde silolar kuracaktı. Çatalhöyük toplumu çiftçi bir toplumdur ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tahıl ve bakliyat tarımı yapmaktadır. Geçimlerinin bir bölümünü tarım faaliyetleriyle, bir kısmını hayvancılık yaparak, bir kısmını da avcılık ve toplayıcılığa devam ederek sağlamaktadır. Çatalhöyük evlerinde mutlaka bir depolama odası bulunur. Bunlar kilden yapılmış silolar olabilir ve kazılar sırasında bu silolar içinde tahıllar ve bakliyatlara ait kalıntılar ortaya çıkmıştır. Bunun dışında çok sayıda hayvan kemiği, yabani hayvanlara ait kemikler de bulunmaktadır. Bu da topluluğun hayvancılıkla yoğun olarak uğraştığını, aynı zamanda avcılık etkinliklerine de devam ettiğini gösterir. 13,5 hektar alana yayılan ve 21 metre kültür dolgusu olan Çatalhöyük, Yakın Doğu'nun en büyük Neolitik dönem höyüklerinden biri. Dörtgen planlı kerpiç evler birbirine bitişik inşa edilmiştir. Genellikle tek odalı evlere çatıdan girilir. Evlerin temiz olan kuzey alanlarında duvar resimleri, boğa boynuzları yer alır. Güney alanlarsa yemek pişirmek ve tohum depolamak için kullanılmıştır. Çatalhöyük actually has greater reliance on plants, which may be because it's a more full agricultural site. You grow, well, it's cereals or legumes or something like that. You get this big harvest of seeds, And then, of course, if you store them correctly, you can keep them going all the way through the window. So the storage means farming, especially the production of legumes and cereals, gives you a fantastic storable source of food that gets you through through those times. And of course, you can move as well. Tabakalaşmış atık alanları, Çatalhöyük toplumunun beslenme ekonomisi ve gündelik yaşamına ait önemli arkeolojik kanıtlar içerir. Bu dolgu alanları aynı zamanda dönemin doğal çevresine ilişkin de bilgi verir. Milattan önce 6. bin yılda insanlar bölgeyi terk etmeye başlar. Terk edilme sürecinde ekolojik ve kültürel faktörler rol oynamış olabilir. Milattan önce 4. bin yıla gelindiğinde otorite ve güç sahibi bir sınıf Anadolu'daki ilk şehir devletinin temellerini atmıştı. Zaman içinde Mezopotamya'da tarımla birlikte hiyerarşik bir düzen doğmuştu. Ama erken devlet sistemine ilişkin ilk izlere Arslantepe'de rastlandı. Sınıfsal farklılıkların yaşam şeklini çerçevelemesi ilk olarak Malatya'nın Arslantepe Höyüğü'nde gerçekleşecekti. Milattan önce 3600-3500 yıllarına tarihlendirilen tapınak, devlet sisteminin başladığı ilk yapı olarak kabul edilir. Tapınakla birlikte başlayan bu sistem giderek büyüdü ve milattan önce 3350 yıllarında saray inşa edildi. Eski ismiyle Melid, Meliddu veya Melitea olan Arslantepe'de sarayla birlikte din ve devlet işleri ayrıldı. Verimli Malatya Ovası'na hakim bu tepede elitler yaşardı. Elitler tarımsal üretimi kontrol ediyordu. Temel gıdanın dağıtımını kil kaplarla yapan elitler muhasebesini de tutardı. Seri üretim kap örnekleri ve mühürler günümüzde Malatya Müzesi'nde sergileniyor. Of course they had metals, they had other products, but I think the real basis of wealth in this period was food, was the control of agriculture. We found some seeds in the palace area, but not many, because I think they were already processed, like flour or bread or other things. And so they redistributed all this foodstuff in small bowls that were like dishes for giving food to the people. And we found hundreds and hundreds of these bowls in the storerooms with large pitoi, large jars. This area is very heavily burnt. So probably there must have been a fireplace, something where they cooked, or there was a silos or a storage area that was burnt. So we are not sure yet. We will understand better when we arrive to the floor. But what is interesting is that together with all this material, we have, in this burnt floor, we have a lot of seeds. At least at the first glance, they are mainly cereals, so barley and wheat. There are some legumes too. Kazı alanından çıkan toprakta kuru eleme yöntemiyle yapılan analizler sayesinde Arslantepe'nin tarımsal ekonomisi hakkında önemli bilgiler elde edildi. Arslantepe de Türkiye'de arkeobotanik araştırmalarının yürütüldüğü en eski yerleşmelerden biri. 77 yılında Maria Follieri bu bölgenin iklimsel olarak kuru olmasından dolayı elde edilen arkeobotanik buluntuların suyla temasında parçalandığını görüyor. Kendisi kuru elek yöntemini başlatıyor. Toprak eşit miktarda örneklem elde edecek şekilde bölünür. Bu örneklemler farklı ölçülerde eleklerde elenir. And we go picking again. So if we see charcoal or if we see seeds, there, I have one here. So this is a legume. Yeah, yeah. Okay. And there they go. Arkeolojik buluntular Kalkolitik dönemde baklagillerin ticari ürüne dönüşmese de Arslantepe'de tarımının yapıldığını ve tüketildiğini gösteriyor. Besin kaynaklarının yönetimine ve insan iş gücüne sahip elitler karmaşık ve layık bir yönetim sistemini yürütüyordu. Bu adeta geleceğin habercisi niteliğinde bir sosyal dönüşümdü. At the end of this period, the palace was burned by a very big fire. And we don't know who put this fire, which was the reason, but I think it was not an earthquake, it was not an accidental fire, because the palace was never reconstructed again. So this system finished forever. And on top of the ruins of the palace, we found first a village of pastoralists and immediately afterwards a village of agriculturalists, so common people that appropriated the site. So I think that something very big happened. Tarımsal ekonomi tıpkı Neolitik dönemde olduğu gibi Kalkolitik dönemde de toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerin fitilini ateşlemişti. Anadolu'da başlayan tarım, küresel bir model haline gelecek ve çiftçi toplumların göçüyle sınırları aşacaktı. Kırklareli'nin bulunduğu yer Trakya gayet kritik bir yer çünkü Anadolu'dan gelen çiftçilerin, Anadolu'dan gelen bilginin en temel aktarım yolu üzerinde, yani iki kıtanın birbirine değdiği yer, temas noktası birbirine öpüştüğü yer. Bütün tahıllar ise temelde buğday, arpa, mercimek, baklagillerdir. Bunların hepsi buradan gitti. Başka yolu yok çünkü başka yerde yabani ataları yok. Bu kesin. Arpa tarımının çekirdeği, Neolitik'in çekirdeği de burasıdır. Burası dediğimizden sadece tek başına Aşağıpınar'ı anlamak doğru değil. Bütün Trakya, da Bulgaristan tarafı da dahil olmak üzere burası Avrupa'ya giden tarımın çekirdeğidir. Kazılarda bulunan çanaklar bölgede sulu aş kültürünün hakim olduğunu, yemek kültüründe bakliyat ve sebzelerin yer aldığını gösterir. Anadolu'nun yarı kurak bölgelerinden Aşağıpınar'a göç eden çiftçiler bölgeye kısa sürede uyum sağlamıştı. Ormanlık ve sulak bir alanda beraberlerinde getirdikleri tohumları ektiler. Bölgenin zengin hayvan varlığından faydalandılar. Aşağıpınar halkı yaşadığı doğal çevreye uygun bir yaşam modeli geliştirdi. Tarım, Anadolu'nun sınırlarını aşıyor, Neolitik paket göç hareketleriyle Avrupa'ya taşınıyordu. These crops and the knowledge of how to grow them should come from Anatolia. How it came, was it through people or through exchange of ideas? Some recent genetic evidence shows that also people moved quite a lot, so there were some connections. So I think if we look for the wild progenitors of these plants on the area of where they were first taken into cultivation, we should go in the Fertile Crescent, Eastern Anatolia and so on. And then of course through the culture and the exchange, as I said, they expanded all over Europe, and I think for a couple of thousand years they reached even the northwest of Europe. I think about 2000 years or we find them finally also further in the north. Anadolu'nun güneyinde bugün Mersin'de kazılmakta olan Yumuktepe Höyüğü, arkeologlara Neolitik paketin denizleri aştığının ipuçlarını veriyor. Yumuktepe'ye ilk yerleşen toplum, tohumları da beraberinde getirmişti. Ve sadece tohumlar değil, kullandıkları çanaklar da Akdeniz'i aşacaktı. When they settled, animals, cereals, legumes, everything was taken from abroad. Nothing local was used. There were maybe political reasons for that, or they simply didn't know the resources of the environment. So there is almost no hunting, no fish, very small fishing activities. But the sea was important. They were not sea people, But they immediately started using sea as a communication route. First going to Cyprus. We know that there is a trading of many items, obsidian among others. And then we know that people practicing farming and using this type of pottery, particularly impresso pottery, went by sea westward to Greece, to the islands, to the Mediterranean, southern Italy, and then France and Spain and African coasts also. Arkeolojik bulgular, Kalkolitik dönemde Mısır'ın Anadolu ve Levant bölgesiyle kültürel bir temasının olduğunu doğrular nitelikte. So the Nile Delta actually remained quite long in the hands of the hunter-gatherers. Also because of the special environmental setting, because it is a wetland area, a dynamic environment, so the people relied more on these aquatic resources which are available there. Quite a late time, corresponding probably to the end of the Chalcolithic in Anatolia, they adopted agriculture when it was also possible, easier to have some fields, and the agriculture is very similar, or the crops which we find, also the pulse is very similar with what we find in the Levantine area, so Syria and Israel. Also many of the weeds accompanying these crops are the same, and the main pulses which we find there are also the pea, the lentil, and sometimes also bitter veg occurs. Mısır, nohut, mercimek ve bezelye dışında baklada yoğun olarak tüketilir. Artan nüfus, değişen alışkanlıklar ve hayvansal proteinin pahalı olması baklagil tüketimini artırıyor. Günümüzde tarımsal arazilerin Nil Vadisi ile sınırlı olduğu Mısır, baklagil ihracatımızın pazarlarından biri. Kalkolitik dönemde tarımsal ekonomi, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimleri ateşlemişti. Milattan önce 2000'lerde Orta Anadolu'da nereden geldikleri kesin olmayan bir halk yerleşikti. Hititler de bu tarihlerde Anadolu'ya girmeye başladı. Zaman içinde Doğu Akdeniz'e hakim olacak bir imparatorluğun başkenti Orta Anadolu'da yükselecekti. Hititler yayıldıkları topraklarda karşılaştıkları kültürlerden beslenmiş, yerel tanrıların kültlerini korumuş ve onları da içine alacak özgün bir Anadolu kültürü yaratmayı başarmıştı. Hititlerin toplumsal olarak struktürü ve organizasyonu şöyleydi ki her birey veya her aile kendi toprağını işliyordu. Aynı zamanda bir kısmını büyük kurumlara, yani tapınak olsun, saraya olsun, vergi, bir nevi vergi olarak vermesi gerekirken, ama aynı zamanda da kendileri gereken stoğunu evlerinde yapmışlar ve bu nedenle biz hububat olsun, baklagiler olsun daha çok binalarda, evlerde buluyoruz. Bunlar depo kaplarında bulmuş olabiliriz. Bazen toprağa saçılmış olarak bu toprağı yıkadığımız zaman bulmuş oluyoruz. Hitit dini bereket kültüne dayanırdı ve bu nedenle hasadı etkileyen tüm doğal olayların birer tanrısı vardı. Hititler yemeklerinde kendi bahçelerinde ürettikleri tarım ürünlerini ve besledikleri hayvanları kullanırdı. Hititler bunu bildiğimiz kadarıyla ve metinlerden anladığımız kadarıyla çok farklı yöntemlerle hazırlıyorlardı. Yani hem mesela kavurup yiyebiliyorlardı, hem de bir tür ezme yapıp püre haline getirip süt katarak veya yoğurt katarak yarım katı bir çorba haline getirilebilirdi. Özellikle baklagiller, nohut özellikle ön plana çıkıyor. Hititler sadece kendileri için değil, tanrılara sunmak için de yemek pişirir ve büyük bayramlarda ziyafet verirdi. Hitit mutfak kültüründe ekmek kutsal sayılırdı. Kuru meyveler ve baklagillerle tatlandırılan ekmekler tüm yemeklere eşlik ederdi. Araziyi, tahılı ve suyu kontrol altında tutabilen Hititler 450 yıl sürecek bir toplum düzeni yaratmayı başarmıştı. Hititlerin insanlığa bıraktığı bu mirasın izleri bugün hala hayatta. Kolay gelsin. Mehmet, çok açma, böyle dursun. Bir fotoğraf çekelim. Tamam. Ondan sonra bunu alırken biraz daha derinden almak icap edebilir. Yoksa evet, kırılabilir. Kolay gelsin. Ne yaptınız? Temizledik içine. Temizledim. Çıkartabilirsiniz. Tamam, 985-74. Gıda ihtiyacını kesintisiz bir şekilde sağlamanın yolu yeni bir tarımsal sistemden geçiyordu. Hititler, Orta Anadolu'da belli aralıklarla baş gösteren kuraklığı, depoladıkları tohumlar ve ekinleri sulamak için inşa ettikleri su barajlarıyla atlatmayı başardı. Bu sayede tarih boyunca büyük bir imparatorluğa sahne olmayan bu coğrafyada ilk imparatorluğu kurabildi. Hititler kurak bir iklimde çiftçilik yapmayı başarmıştı. Çok dilli, çok kültürlü ve çok tanrılı bu toplum on binlerce kişiyi kesintisiz besleyecek bir sistem yaratmıştı. Bugün dünya toplumlarını doyuran tohumları 10 bin yıl önce Neolitik çiftçiler seçti. Günümüzde dünyada 78 milyon hektarlık tarım alanında yıllık 75 milyon ton baklagil üretimi gerçekleştiriliyor. Bugün dünya tohum ticareti 50 milyar dolar. Türkiye bunun içerisinde 1 milyar dolarla ilk 10 sırada yer alıyor diyebiliriz. Ve tohumun endüstrileşmesine bağlı olarak talebin artışı 2023 yılında 85 milyarın üzerine bu ticaretin çıkacağı düşünülüyor. Baklagillerin gen merkezi olan Türkiye'nin dünya bakliyat pazarında önemli bir yeri var. Günümüzden 6000 yıl önce dünyada 30 milyon insan yaşardı. 2050'de 9 milyarı aşacağı öngörülen dünya nüfusunu sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla doyurmak, gelişmiş teknolojik imkanlara rağmen mümkün olmayabilir. Bakliyat dediğimiz gibi önemli bir protein kaynağı insan için. Tabii bakliyatın çok daha fazla özellikleri de var. Ben buna çevreci özelliği diyorum. Çünkü bakliyat çok az karbon salınımına sebep oluyor. Havadaki serbest azotları canlılar kullanamazlar. Fakat bunu bakliyat havadan alıp toprağa veriyor. Böylece gübre kullanımı azalıyor. Dünyada en az su isteyen ürünlerden biri olduğu için de bakliyat üretimi pek çok ülkede desteklenmektedir. Türkiye'den adas alanları önemli bir biçimde bakliyat alanlarına çevrilmesiyle birlikte bir üretim artışı oldu. Dünyada da bu trend çoğaldı. Artık çiftçiler önce bakliyatı ekip rotasyonlarında bakliyatı bulundurarak daha sonra elde edecekleri hububattaki verimin artışını da göz önüne alıyorlar. Ve böylece bakliyat hem çevre anlamında, insan tüketimi anlamında hem de geleceğin tüketim aracı olarak çok önemli bir noktaya geldi. Bakliyatlar, çevreye duyarlı üretimi, besin değeri ve yaygın üretim potansiyeliyle küresel gıda sorununun çözümü olabilir. Bakliyat, tarımı ve gıda endüstrisini değiştirebilecek güce sahip. Gıdanın geleceği, bu tohumların ilk evcilleştirildikleri topraklarda, Anadolu'da yazılıyor.